Bismillahirrahmanirrahim. Hadis, Peygamber aleyhisselam efendimizin sözü demektir. Peygamber efendimizin sözlerini aleyhissalatü vesselam dinleyen sahabileri o sözleri bize nakletmeye çalışmışlardır. Onlar sonraki çocuklarına, o çocuklar sonrakilerine, daha sonra da kitaplara yazıldı, bize kadar ulaştı. Bu kitapların yazılma sürecine kadar olan bölümde cahil insanlar, kasıtlı insanlar Peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerine ilave yapma cüreti göstermişlerdir. Ama hadis ilmiyle meşgul olan on binlerce alim ve ilim talebesi Peygamber aleyhisselam efendimizin sözüne ilave yapma, sözün orijinaliyle oynama cüretine karşı büyük bir çalışma gösterip, heyecan gösterip bu ilaveleri ve bozma gayretlerini uzaklaştırmışlardır. Şu anda hangi sözün Peygamber aleyhisselam efendimize ait olduğu, hangisinin de şüpheli olduğu elimizdeki kaynaklarda mevcuttur. Müslümanlar olarak biz güvenilir kaynaklarımız, mesela Buhari, Müslim, Ebu Davud dediğimiz zaman güvenilir kaynaklardan söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir sorun bizim için yoktur. Ama Hristiyanlar ve Yahudiler kendi peygamberlerine ait 3 tane sözü bu asla kadar taşıyamadıkları için bizim de peygamberimizin sözlerinden bu şekilde şüphe etmemizi istemektedirler. Bunun için dedikodu yaymaktadırlar. Bazı cahil Müslümanlar da bu dedikodulara kanmış olabilirler. Hangi söz peygamberimize aittir, hangisi ait değildir? Bu bugün elimizde kesin bilgi olarak vardır. Böyle bir tereddüdümüz yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.